Bandırma Belediyesi ve Belediye Başkanımız Avukat Sayın Tolga Tosun'un sosyal belediyecilik anlamındaki çalışmalarından biri olan Gündüz Bakım Evi projesinin ilk etabı tamamlandı. Levent Mahallesi'nde hizmete açılan Zübeyde Hanım Gündüz Bakım Evi'ndeyiz ve dilerseniz gelin bu sıcak kıvayı hep beraber yakından tanıyalım. Teşekkür ederiz. Şimdi Gündüz Bakım Evi ile ilgili detaylı bilgileri almak için ilk olarak müdürümüz Demet Şentürk'ü ziyaret edeceğiz. Bakalım ondan bilgileri alalım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Demet Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? İzlerdeyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi Bandırma Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlamındaki bir projesi Gündüz Bakım Evleri. Evet. Ve bunun ilk etabı Levent Mahallesi'nde açıldı. 600 evlerdeki çalışma da hızlı bir şekilde devam ediyor. Orası da en kısa zamanda hizmete açılacak. Şimdi bu Gündüz Bakım Evi ile ilgili, Zübeyde Hanım Gündüz Bakım Evi ile ilgili sizlerden detaylı bilgiler alacağız. Sonrasında da sınıflarımızı ziyaret ederek oradaki etkinlikleri göreceğiz, öğrencilerimizle tanışacağız. Evet, memnun oluruz. Şimdi sizden ilk olarak Gündüz Bakım Evimizin neler vaat ettiğini, misyonunu, neler olduğunu bunları alabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi okulumuz belediye tarafından açılan Atatürk ilkelerini, Cumhuriyet kazanımlarına, manevi değerleri önümseyen, bireysel farklılıklara saygılı, yabancı dil kazanımlarını destekleyen, çocukların bireysel düşünmelerini, bilimsel düşünmelerini sağlayan, evrensel bakış açısına sahip çocuk yetiştirmek. Peki buradaki eğitimler, verilen sınıflar kaç tane? Bu sınıflardaki yaş aralıkları nelerdir? Şimdi sınıflarımız 4 tane. Bunu sınıflarımızda ayrımını yaparken şu şekilde yaptık. Yaş gruplarını kriter olarak aldık. Çocukların yaş gruplarına göre sınıflarımızı oluşturduk. 2-6 yaş arasında sınıflarımız mevcut. Sınıflarımızdaki öğretmenlerimiz de alanında uzman, üniversite mezunu, branşında öğretmenler. Şimdi bu sınıflardaki öğretmenlerimiz görev almaya başladı. Tabii onun öncesinde bu Gündüz Bakım Evleri kurulurken de öğretmen alımlarında ciddi bir süreç yaşadık. Evet. Mülakatlar gerçekleştirildi. Sonrasında mülakatlarda başarılı olan öğretmenler eğitim aldılar uzman eğitmenler tarafından ve şu anda eğitim öğretim yılında sınıflarda eğitim veriyorlar. Peki bu sınıflarda bu uzman eğitmenler tarafından hangi teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor? Şimdi Milli Eğitim Programı, okul öncesi eğitim programını uyguluyoruz. Bu okul öncesi eğitim programlarımızın içeriğinden biraz bahsetmek gerekirse özellikle 6 yaş okuma yazmaya hazırlık 1. sınıf hazırlık sınıfımızda okuma yazmaya hazırlık, matematik ve fen çalışmaları ve okul öncesi eğitim kazanımlarını bazı alarak daha çok yoğunlaştırılmış bir program veriyoruz. Ama program çerçevesinde genel olarak bir günlük olarak programımızda Türkçe dil etkinliğimiz, fen çalışmalarımız, matematik çalışmalarımız, müzik etkinliklerimiz, drama çalışmalarımız, oyun çalışmalarımız ve İngilizce ağırlıklı bir programımız oluşturarak eğitimimizi devam ediyoruz. Ya bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Gerçekten detaylı bir şekilde bizleri bilgilendirdiniz. Size çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Şimdi dilerseniz sizin de eşliğinizde sınıflarımızı ziyaret edelim. Öğrencilerimizle tanışalım, öğretmenlerimizle tanışalım ve bu saymış olduğunuz bilgiler ışığındaki eğitimler nasıl gerçekleşiyor birebir görelim. Gündüz Bakım Evi iki kattan oluşmakta. İlk katında bir uyku odası ve bir sınıf bulunmakta. İkinci katında ise 3 adet sınıf, bir etkinlik odası ve bir de yemekhane bulunmakta. Şimdi Kemal öğretmenimizle beraberiz. Bu sınıfımızda şu an kaç yaş aralığında öğrencilerimiz? 5-6 yaş aralığında öğrencilerimiz. 5-6 yaş. Tabii daha büyük yaş aralığında oldukları için biraz daha böyle okumaya, dikkat çekmeye ve onların zihinsel gelişimi katkısı etkinlikler düzenleniyor. Evet, dikkat süreleri daha uzun olduğu için bu yaş grubu öğrencilerimiz bu şekilde oynayacakları daha fazla oynuyoruz. Teşekkür ederiz. Çok güzel oldu.
Şimdi de bir başka sınıfımızdayız. Bu sınıfımızda da deney yapılacak ve deney yapmak için heyecanla bekleyen yavrularımız içeride. Gelin hep beraber deneye katılalım. Evet, şimdi de bu sınıfımızda Fatma öğretmenimiz ve Sema öğretmenimiz bizlerle birlikte. Tekrardan merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi burada kaç yaş aralığında? 48-59 ay. 4-5. Tamam. Şimdi burada nasıl bir aktivite yapacağız? Nasıl bir deney yapacağız? Bugün hareket eden mısırlar deneyi yapacağız. Bunun için biraz ılık suyumuz gerekli. Hı? Mısır, karbonat ve sirke gerekli. Karbonat ve sirke tepkimeye girerek mısırları suyun içinde hareket ettirecek. Yukarı ve aşağıya doğru. Bunları gözlemleyeceğiz. Tamam. O zaman dilerseniz başlayalım. Yemek saati de yaklaşıyor. Tabii ki en önemli şey temel hijyen ve burada aynı zamanda temel hijyen eğitimleri de kurallarını da uyguluyoruz. Gelin yemek öncesi hijyenimize dikkat edip ellerimizi yıkayalım. Merhaba, biz de el yıkayabiliriz değil mi? Çocuklarımızın enerjisine yetişmemiz mümkün olmuyor. Bizim tabii ki enerjimiz bitmek üzere ama onların bitmek tükenmez bilmeyen enerjileri var. Ve tabii ki sınıflarında da onları yönlendiren, onlarla beraber vakit geçiren birbirinden değerli öğretmenleri var. Şimdi gündüz bakım evimizin yemekhane bölümündeyiz. Birazdan burası cıvıl cıvıl olacak ve öğrencilerimiz öğle yemeklerini tüketecekler. Bugünün menüsünü şöyle bir kaşla göz arasında sordum. Mercimek çorbası, fırında patates, makarna ve ayran varmış. Birbirinden değerli besleyici öğünler de onlar için burada özenle hazırlanıyor. Tabii ki biz de yemeklerin hazırlanmasını beklerken sıcak yuvamızın sıcak çayından yudumluyoruz. Çocuklarımızın oyun saatindeyiz. Biraz daha büyük yaş grubundakileri gündüz bakım evimizin bahçesindeki alana çıkartıyoruz ve burada oyun aktivitelerini gerçekleştiriyoruz. Evet. Şimdi burada tabii ki de şu anda oyun çocuklar kendi özgürlüklerini ilan ediyorlar ama kesinlikle. Burada çok dikkat ettiğiniz hani onları böyle gözlemleme kısmınız oluyordur. Nelerine dikkat ediyorsunuz? Bu oyunlarda öğretici şeyler yapabiliyor musunuz oyun grupları? Evet tabii ki öncelikle sosyalleşmeyi öğreniyorlar. Birbirleriyle daha güzel oyunlar kuruyorlar. İletişimleri güçleniyor bu şekilde. Eğlenceli oldukları için çok mutlu şekilde de evlerine gidiyorlar. Bize için onların mutlu olması en önemlisi zaten. Güzel. Şimdi Yağmur öğretmenim şunu da sormak istiyorum. Tabii ki öğretmenlik çok zor bir meslek. Evet. Ve yaş ilk grubu itibariyle aslında biraz daha da zorlaşıyor. Çünkü onların hem size adapte olması hem ortamlarına adapte olmaları. Tabii ki pandemi nedeniyle biraz kapalı ortamlarda büyüdüler. Ev ortamında biraz daha şimdi özgürler. Tabii bunun zorlukları var. Ama öğretmenlik mesleğiyle ilgili siz bu mesleği tercih eden ve şu anda uygulayan kişisiniz. Bununla ilgili düşünceniz nedir? Öncelikle öğretmenlik bence çok kutsal bir meslek. Bu işteki en önemli şey sevgi. Ana temamız her zaman sevgi. Çocuklara sevgimizi en güzel şekilde vermek. Öğretmenlik bence çocukların her anına şahit olduğumuz en güzel meslek. Onları çok dediğiniz gibi küçükken alıyoruz okullarımıza, kurumlarımıza. Onlar için, bizim için çok özel çocuklar. Ve onları en güzel şekilde eğitmeye, onlara her şeyi en güzel şekilde göstermeye çalışıyoruz. Ve en güzel şekilde uğurlamak istiyoruz. Çünkü bizler onları
onları ilkokula hazırlıyoruz. İlkokul çok önemli bir süreç olduğu için onlar burada en güzel kazanımları alıp o şekilde gidiyorlar. Yani şu anda bir fidan yetiştiriyorsunuz. Kesinlikle. Aslında. Kesinlikle. Yani. Onlar bizim için en kıymetli fidanlar. Her şekilde suluyoruz onları. Ne güzel. Ne eğitiyoruz, güzel. Oynuyoruz, keyifli zamanlar getiriyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Ne güzel. İşte bu sıcak yuvada bu kadar bilgili, tecrübeli ve çocuklara bir anne şefkatiyle sarılan, kucaklayan, birbirinden değerli öğretmenlerimiz var. Gelin dilerseniz çocuklarımızla tamam, hep beraber tekrar tamam, oynayalım. Tamam, Allah'a İşte Bandırma Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Bakım Evi'nde dolu dolu bir güne getirdik ve bugünün sonuna geldik. İşte birbirinden değerli güzel yavrularımız.